Öfkeyi değil, yası tutmaya çalışıyoruz. Halk TV ekranlarında bu sabahtan itibaren, dünden itibaren yastayız ibaresini görüyorsunuz. Öyleyiz, siyah kurdelalarımızla kaybettiğimiz vatan evlatlarını, 13 evladımızı hayırla anıyoruz, hatırlıyoruz. Bir kez daha Allah rahmet eylesin, cennet bahçelerinde nurlarda uyusunlar. Amin. Ailelerine başsağlığı diliyoruz ve tüm acılarını paylaşıyoruz. Yası yaşıyor olmamız gazetecilik yapmamıza asla engel değil. Sorularımızı sormaya inatla ve ısrarla devam ediyoruz gazeteciler olarak. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sorduğu sorulardan biri, ilki şuydu. Bir, bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2005 tarihinden bu yana başbakan olarak ya da cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız? Bu ciddi anlamda önemli bir soru. 2015 tarihinden bu yana, yani 5,5 yıldır ne yapıldığını soruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kiminle başlayalım? Timur, senle başlayalım. Ya, birazdan tabii, Sayın Bakan canlı yayında olacak. Ya çok doğru bir soru. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasını, gruptaki konuşmasını da izledim. Her kelimesinin altı çizilebilecek boyutta ve sert de üslupla yaptığı bir konuşmaydı. Şimdi bu soru tabii ki yanıtını mutlaka verilmesi gerekiyor ve bakalım yarın grup toplantısında bu 5 soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verecek mi, merak konusu. Sabah 10.30'da da Akşener'in ek soruları olabilir. Evet. O da grup toplantısını artık çarşamba sabahlarını almış gözüküyor. Aynen, bugün genel kurulda da zaten bu soruları yanıtlanması gerektiği grup başkan vekilince de ifade edildi. Bir de Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bir iddiası vardı, çok sık da gündeme gelen bir iddia. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceden şöyle bir açıklama yapmıştı. Çarşamba günü beni izleyin, çarşamba günü bir canlı görüntülü bağlantı yapacağız. Size güzel haberler ulaştıracağım diye. Müjdeli haberler. Müjdeli haberler olduğu şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu da bu GARA operasyonu, bu rehine kurtarma operasyonundan içinde bununla ilgili olduğunu beyan etti, ifade etti. Şimdi gerçekten öyleyse bu soruya ek olarak onun da yanıtlanması gerekiyor. Yani o müjdeyen, evet, güzel haber açıklayacağını söyleyip Erdoğan açıklamadığı güzel haber neydi sorusuna da Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı yani Erdoğan'ın. Yani grup toplantısında evet, yanıt genel vermesi başkan, gerekiyor. Genel AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu soruya da yanıt vermesini, evet, bekliyoruz. Çünkü bakın şöyle bir sorun var Türkiye'de. Özellikle başkanlık sistemine geçildikten sonra da çok sık yöneltilen bir soru. Partili devlet tanımında da çok sık ifade edilen bir Türkiye'nin içine düştüğü bir çıkmaz var. Partili devlet olursanız, yani bir siyasi partinin menfaatlerine veya onun siyasi hamlelerine göre tamamen hareket eden bir devlet haline dönüşürseniz bu çok sıkıntılı bir şeydir. Yani ola ki, tabii ki bu da akla gelen soru bu oldu Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra. Yani bu, yani bir siyasi ikbal de hesaplanan, işte bunu böyle bir kendisine bir nasıl söylenir, bu kibarca söylemeye çalışıyorum. Bunu yani, destekleyecek, bunu destekleyecek bir şekilde, olgu olarak. Evet, yani bunu destekleyecek bir olgu olarak, kurtardık, başardık şeklinde bir hamle olarak mı böyle bir operasyon tercihi yapılmış olabilir? Çünkü devlet olsa, yani bir siyasi şeyin olmadığı, yani bir siyasi partinin bu derece hakim olmadığı, partili devletin bu derece yerleşmediği bir durum söz konusu olsa, o devlet mekanizması şunu der, şöyle der, yani bu açıklamayı yapmayın. Bu açıklama önceden bir durumu ilan etmek gibidir. Davulla, zurnayla operasyon yapmak gibidir bu, der. Ama bir, yani ki Erol Bey de ifade etti, bu operasyonun emrini Cumhurbaşkanı veriyor sonuçta. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi onu. Evet, grup toplantısında dedi ki, daha önce de yaptığı açıklamada var. Abdullah Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirilirken Bülent Ecevit rahmetli, gene rahmetli Rahşan Ecevit'e dahi söylememişti. Aynı yani şekilde o kadar, Kıbrıs harekatını da söylemiyor. Aynı zamanda Kıbrıs harekatını da söylemişti. Bunu Sayın Tekin'e soralım. Çünkü sen konuşurken Timur, ben de onu düşündüm. İstihbaratsal anlamda sonuçta mesela Erol Hoca'nın söylediği, Amerika'nın bunu PKK'ya söylemiş olabilirim. Öyle, ben yanlış anlamadım. Evet. Öyle söyledi. O zaman orada da bir çalışan, işleyen ters yönde istihbarat varsa bunu bu şekilde açıklamak bu başarısızlığın sebeplerinden biri olabilir mi? Ben Sayın Pekin'e bunu sormak istiyorum. Çünkü eğer öyleyse, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi ise. Şöyle bir şey var Feyza orada. Yani bu, bakın, askeri operasyon dediğiniz bambaşka bir şey. Biz gerçekten her şeyi eleştirebiliriz. Ama oraya, mağaranın, Erol Bey'in de söylediği gibi, kapısına kadar gelmiş ve çok zor bir coğrafyada, çok zor doğa koşulları içerisinde. Yani -20 derecelerden bahsediliyor. Yani dağlık
inanılmaz görüntüleri de görüyoruz. Dağlık bölgeden bahsediyor. O operasyonla ilgili asker hiçbir şey söyleyemez. Neden? Çünkü o emiri alıyor ve o emir çerçevesinde bir harekat icra ediyor. Ama emir en tepeden geliyor. Sonuçta o riskler, o sorumluluk, siyasi sorumluluk burada alınıyor. Bir şeyi daha eklemek istiyorum izninizle. Vicdanen çok rahatsızım. Gerçekten vicdanen çok rahatsızım. Şundan dolayı vicdanen çok rahatsızım. Bakın 6 yıl. 6 yıl. Bak birinizi kaybetmeniz farklı bir şey. Ama şimdi bu 13 insanın, yani 13 canımızın, o 6 yıl boyunca ailelerini ve kendilerini yaşadıkları duruma biz ülke olarak yeterince ses çıkartmadık. Bakın gazeteci olarak ben birkaç kere o zaman Posta Gazetesi'nde çalışıyordum. Haberini koydum, küçük haberler koydum. Ve şimdi şunun pişmanlığını yaşıyorum kendi adıma. Ya ben bunu ülkenin, dünyanın gündemine daha fazla getirmek için niye üzerine gitmedim? Çünkü bu bir şey, yani nasıl denir, bu bir vicdan yükü. Çünkü mektupların... 6 yıldır neredeyse saklanmış bu Timur kamuoyundan. Bakın, ne zaman ki HDP Diyarbakır İl Binası'nın önündeki anneler nöbeti başladı ve işte haberler yapmaya başladık. Aslında bu evlatların esir alınmış olduğunu, rehin alınmış olduğunu hemen düzelteyim, alıkonulmuş olduğunu terör örgütünce Türk kamuoyunun önemli bir bölümü o zaman öğrendi, fark etti. Mektuplar yayınlanmaya başlayınca, çünkü 2019 yılının başında mektuplar gelmeye başladı o vatan evlatlarından ailelerine. Onlar haber olunca, birileri yazınca fark etti insanlar. Bunları böyle bir saklamışlar. Tamam, saklayabilirler güvenlik nedeniyle ama anlaşılan pek anlamlı bir gayret içerisine de girilmemiş. Ama yani. O ya saklama girilmesi... çok sistemli bir saklama. Bakın yani bu medyanın %95'inin iktidar kontrolünde olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Ve bu insanlar 2015'te 2016'da kaçırılıyorlar, alıkonuluyorlar. Ve normalde bu Amerika'da olduğunda, İsrail'de veya bağımsız bir medyası olduğu veya koşulları ana temeli gazetecilik ilkelerine bağlı, o evrensel standartlara bağlı gazeteciliğin olduğu yerde bu gümbür gümbür kıyamet kopar. Çoktan yani bu, haber olmalıydı diyorsun. Evet, yani iktidar da onu engelleyemez. Çünkü bakın yani okudunuz mu? Yani mektupların hepsini okudum. Yani o ben kadar cırgı insanları, oradaki insanlarımız şunları yazıyorlar. Yani bizi unuttular. Kimse konuşmuyor. CHP'yi de, HDP'ye de, MHP'ye de, AKP'ye de bunu söylüyor. Gazetelere de bunu söylüyorlar. Üstelik de defalarca meclise gitmişler, vekillerle konuşmuşlar, dönemin güvenlik yetkilileriyle konuşmuşlar. Murat, bir şey ve söylemek sitem ister mi? Ediyorlar. Ya ben çok şey söylemek istiyorum aslında. Ben yüreğim çok yanıyor. Daha önce bu konuda yine şehitlerimiz varken yine bu ekranlarda haykırmıştım ben. Ve çok yüksek sesle haykırmıştım. 36 vatan evladımızı toprağa verdiğimiz zaman haykırmıştım. Sonrasında bunun akabinde Libya'da şehitlerimiz olduğu zaman görev yerleri falan benim umurumda değil. Görevi ne olursa olsun bu toprağın evlatları, yurttaşlarımız, bizim kardeşlerimiz, abimiz, sevgilimiz, kocamız, dostumuz, toplum için adları çok farklı. Şehit olduğunda hepimizin ciğeri yanıyor, yüreği yanıyor. Ve ben bununla ilgili bir tweet paylaştım ve dedim ki kahraman yiğitlerimize, kahraman şehitlerimize rahmet dilediğim şehadet tweetimden dolayı ben... ifşa gerekçesiyle tutuklandım ve 7 ay cezaevinde kaldım. Buradaki kastettiğim şey, o zaman da aynısını söyledim, yine söylemeye devam edeceğim. Bu toprakların evlatları çok değerli. Ama ne yazık ki biz kendi evlatlarımıza değer vermiyoruz. Biz kendi canımıza değer vermiyoruz. Ta daha öncesinden alırsak IŞİD canileri ve bu psikopat herifleri bizim siyasetçilerimiz çıkıp kızgın ve öfkeli çocuklar diye nitelendirilebiliyor. Ama onların yaptıklarından dolayı bizim evlatlarımız, bu toprağın evlatları can veriyor. Bu yurttaşlarımız can veriyor. Çıkıyor politikacılar, siyasetliler kendi bir dahaki seçimi düşündükleri için yaptıkları politikalarla, yaptıkları, sergiledikleri icraatlarla ne yazık ki açlıktan insanlarımız ölüyor. İntihar ediyorlar. Canlarını veriyorlar. Biz ölüyoruz. Onlar yine yaşıyorlar. Burada da bizim evlatlarımız yine ölüyor. Rehin tutulmuş halde 2015 yılından beri rehin tutulmuş halde ve bunu gündeme getiren gazeteci sayısı bir elinin parmağını geçmeyecek kadar az. Çok doğru. Ha, bizde de hata var. Çok doğru. Yeliz Koray takipçisi olmalıydı. Evet, Yeliz Koray çıktı bununla ilgili bangır bangır bağırdı. Bu kız yayınladı. Saygı Öztürk bununla ilgili yayınladı. Ben de yayınladım. Birazdan birkaç, yayın içinde evet, videolarını birkaç milletvekili çıktı, sesini duyurdu. Bununla ilgili rica ediyorum sizden, YouTube'da yayınlanmış videolar var. Videoların altındaki yorumların hepsini okuyun. Ne diyorlar biliyor musunuz? Türk askeri rehin düşmez. Bunlar kendi ayaklarıyla gidip PKK'ya teslim olan hainler diyorlar. Kim diyor onu? Bütün şu andaki alttaki yorumlara bakın. Okuyun hepsini, hala duruyor orada. Bu insanlar hakkında, şehitlerimiz hakkında, bugün şehit olup, bugün onlar hakkında metiyeler düzüp, şehitlerimiz diye tweet atan insanlar orada
O insanlara neler söylemiş açın bakın. Ben utandım. Ve yine utanıyorum. Hasta ruhlar olarak kabul ediyorum ben. Hasta ruhlu onlar. Ozan,